Merhaba, Atlas Dergisi'nin Keşfetmek İçin Bak Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seride yeryüzü hikayelerine odaklanıyoruz. Bugün de yeryüzünün insan dışı varlıklarının haklarını konuşacağız. Ben Özlem Numanoğlu, konuğumuz hayvan ve doğa haklarını kafa yoran bir anayasa hukukçusu, doçent doktor Serkan Köybaşı. Serkan Bey, Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, Aynı zamanda iklim değişikliğine karşı Yeşil Anayasalcılık kitabının yazarı hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi kısa bir süre önce hayvanları koruma kanunu değiştirildi ve sokak hayvanlarına dönük bir şiddet dalgası ülkemize yayıldı. Tüm bunların altında modern hukukun insana biçtiği üstün rol yatıyor öyle değil mi Serkan Bey? Evet modern hukuk tam olarak bu aslında. Çünkü insanların merkeze alındığı ve insanın çıkarları doğrultusunda diğer her şeyin nesneleştirildiği, insan ve diğer her şey ayrımının üzerine kurulu bir hukuk bu. Aslında eskiden böyle değildi yani her her zaman bir hukuk vardı dünya üzerinde insan olduğu insanın olduğu her yerde hukuk olur kendiliğinden doğar aslında hukuk. Ama bu tarihin belli bir aşamasında ortaya çıkan bir hukuk. O da işte aydınlanma ve hümanizm zamanlarında Burjuvazi ile simbiyotik bir ilişki içerisinde büyümüş bir hukuk dalı bu. Tabii ki Atina'ya kadar giden bir kökü var. Yani insanın önemli olması, insanın merkeze alınması ve hukukun bunun çerçevesinde insanı özne olarak kabul eden, bunun dışındaki her şeyi nesne olarak kabul eden bir bakış açısı işte Roma hukukundan ortaya çıkan da bir durum var aslında burada. Bu hukuk dalı Burjuvazi ile birlikte dünya çapında genel geçer hukuk ka dönüşüyor. Bunun da dediğiniz gibi şimdiye kadar aslında sorun olarak görülmeyen kısmı antroposantrik olması yani insan merkezci olması. Really? Ee, sadece insan hak öznesidir. Burada haklara sadece insan sahip olabilir. Onun dışındaki her şey de nesnedir ve hatta bu işte modern hukukun Hristiyan, Yahudi kökleri çerçevesinde aslında doğanın geri kalanı hayvanlar dahil insanlara sunulmuştur. Hı hı. Yani o yüzden insanlar doğadan ve hayvanlardan yararlanmalıdır. İnsana ee, bir tür efendi, tanrı rolü biçiliyor. Bu aslında kesinlikle doğru. Eskiden bütün her şey tanrının iradesiyken aslında layıkleşmeyle birlikte ki insan hakları layıklık aslında bize hep olumlu kelimeler olarak öğretildi. Evet. Ama layıkleşmeyle birlikte o efendi insana dönüşüyor. Yani hmm. tanrı tanrı yeryüzüne iniyor. <laughs> leikleşme dediğimiz zaten bu. Egemenliğin gökten yere inmesi. Ve insan dünya üzerindeki tanrıya dönüşüyor. Her şeye karar verebiliyor. Kendi çıkarı doğrultusunda işte doğayı mahvedebiliyor, hayvanları sömürebiliyor. Tabi burada insandan bahsediyoruz ama bugünkü haliyle bütün insanlık bunu yapıyor diyebiliriz. En başında beyaz Avrupalı erkekten bahsedebiliriz. <laughs> Çünkü baktığımız zaman Afrika'daki <laughs> insanların da ya da kadınların da, çocukların da ilk başlarda bu modern hukukun ortaya çıktığı zamanlarda nesne olarak kabul edildiklerini görüyoruz. Yani kadınlar da alınıp satılıyorlardı. Şey başlık parası gibi şeylerimizin evet. hala olması gibi kölelik vardı. Çocuklar babanın Malı olarak görülüyorlardı, haklara sahip hmm. değillerdi. Daha sonra ama işte eşitlik ve hak kavramının genişlemesi ve kadınları, çocukları, siyahları da kapsamasıyla birlikte insanlar arasında en azından kağıt üzerinde bir eşitlik oluştu, anayasal bir özneye dönüştü bunlar da. Tabii ki hala gizli köleliğin olduğunu biliyoruz, İşte özellikle Batı ülkelerinde işte Doğu ülkelerinden gelen insanların köle olarak. Kullanıldıkları ya da batılı şirketlerin Afrika'daki insanların haklarını ihlal edecek şekilde onları Hı -hı. çalıştırdıklarını Hala madencilikte özellikle biliyoruz Ama bunlar hukuka aykırı kabul ediliyor Şu anda yani bunlar ortaya çıktığı zaman Eleştiriyoruz ya da hatta evet. belki Ceza verebiliyoruz Hı -hı. ama insanlar arasında bir eşitlik oluştu ama bu Hala genişlemedi yani insan dışındakileri kapsayacak bir Genişliğe kapsama ulaşmadı Hı -hı. O yüzden de biz bugün diyebiliyoruz ki Artık sokaklarda köpek istemiyoruz hepsini öldürelim yani hepsini öldürelim demiyor kanun o ayrı evet. e, ama hepsini toplayalım işte topladıklarımızdan daha hasta olduklarını gördüklerimiz olursa öldürebiliriz. Hı. Şimdi aynı şeyi insana yapamıyorsunuz artık eskiden yapabiliyorduk insanlara karşı da bu muameleyi gösterebiliyorduk uygulayabiliyorduk e, ama artık uygulayamıyoruz çünkü hak öznesi haline geldi siyahlarda kadınlarda ya da nazi dönemini hatırlarsak işte engelliler LGBT'yi artılar çingeneler. <laughs> Bunların hepsi nesneleştirilmişlerdi ve o yüzden de onların üzerinde her şey yapılabildi. Şimdi yapamıyoruz. Çünkü ve bunun işte faşizm ya da mizojini ya da başka şey olarak homofobi olarak görüyoruz ve kınıyoruz. Ama aynı durum yani aynı genişleme insan dışı Varlıkları, hayvanları ve doğal unsurları kapsamada henüz. <laughs> Günümüzde bazı uluslararası sözleşmeler imzalayarak doğayı aslında kendimizden, insandan koruyoruz. E, ülkemizde pek çok uluslararası sözleşmeye taraf biliyorsunuz. Kendi doğa koruma kanunlarımız da var. Fakat tüm bu yasal metinler çoğu zaman kağıt üzerinde kalıyor. İnsan çıkarı gözetildiği için yine doğru düzgün uygulanmıyor. Şimdi doğa hakları dediğimiz noktada insanın doğayı koruması ile doğanın kendisini insandan koruması arasına bir çizgi çekiyorsunuz aslında değil mi? Yani doğaya söz hakkı tanımış oluyoruz. Evet bu çok yeni bir durum aslında ve yani şöyle bu modern hukuk dediğim gibi ile ortaya çıktı. Yani insanı merkeze alan ve sadece insana haklar tanıyan hukuk dalı fakat 1970'lere gelindiğinde 1968 hareketinin de çok büyük etkisi var burada. 1970'lere gelindiğinde biz fark ettik ki bu insanı merkeze alan hukuk aslında doğayı mahvediyor. Yani madencilik, havanın kirlenmesi, küresel iklim değişikliği diye bir şeyin varlığının keşfedilmesi fark ediyoruz ki aslında insanı Merkeze alan hukuk aslında yine insana zararlı bir şekilde geri dönüyor. Çünkü çevrenin kirliliği bize aynı zamanda hastalık, işte daha nefes alınmaz bir hava gibi kanser, kanserin artması. Hı -hı. Özellikle burada Sessiz Bahar kitabı çok önemli, kimyasalların tarımda kullanılmasına karşı yazılan. Bu durum o yüzden de bazı anlaşmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Ama burada da hala odak noktası insan, insanın sağlıklı çevrede yaşama hakkı. Hı hı. Yani insanı etkileyen bir çevresel zarar yoksa, o zaman bunu önemsemiyoruz. Yani ya da tersine söyleyeyim, çevreye verdiğimiz zarardan bazı insanlar etkilenmiyorsa yine önemsemiyoruz. Hı hı. Okyanusun ortasında mesela nükleer denemeler yapabiliyorduk. İşte resifler bizi ilgilendirmiyordu, o yüzden onlar yok olabiliyordu. Ya da hiç bize yakın olmayan hayvan türleri yok oluyordu, önemsemiyorduk. Fakat daha sonra bilimde, yani fen bilimlerinde bir paradigma değişimi yaşandı. Şimdi bu çok önemli çünkü hukukla fen bilimler arasında inanılmaz bir bağ var. Çoğu insanın görmezden evet. geldiği. Hı hı. Bu modern hukuk ortaya çıkarken aynı zamanda görüyoruz ki Newton'cu bir mekanik, mekanist bir bilim anlayışı ortaya çıkıyor. Bu ne demek? Doğayı parçalara ayırabilirim ve her bir parçayı ayrı ayrı inceleyebilirim. Dolayısıyla bunu yaptığım zaman da, bunu anladığım zaman işte yıldızların hareketleri, işte güneşin hareketi, doğanın, dünyanın güneş çevresindeki hareketi. Bunları çözdüğüm zaman ben aslında her şeyi anlamaya başlıyorum ve doğayı kontrol edebilirim böylece. Parçalarını anladığım zaman. Bu hukuka da yansıdı. İşte o yüzden bireyci, hepimizi atomize eden, toplumsal hakları değil de bireyin haklarını ön plana çıkaran bir hukuk sistemi ne evrildi bu hukuk alanında. Fakat bu özellikle iklim değişikliğine neden olan küresel ısınma mevzu ortaya çıktığında fark edildi ki bu yanlış bir bakış açısıymış. Yani doğayı Hı -hı. bir parçalardan ibaret görmemek lazım. Hı -hı. Bu bir ağ sistemi aslında. Hı -hı. Yani bir Tür yok olduğu zaman ah tür bu tür yok oldu diğer türler nasıl yaşıyor dememek lazım çünkü o türün bağlı olduğu başka türler var ya da işte iklim atmosferi ısıttığınız zaman bu bir domino etkisiyle başka şeyleri de değiştiriyor. Evet bir zincirden bir halkayı çıkarmak gibi. Evet eskiden bu, eskiden bu ağları görmüyorduk. Hı hı. Sonra bilim dedi ki hayır meğerse doğa ağlar bütünüymüş ve biz de bunun sadece bir parçasıyız bunu kontrol edemeyiz. Biz bütün burada bir karşılıklılık ilişkisi yok. Bu bir parça bütün ilişkisi ve biz onun bir parçasıyız sadece. O yüzden bütüne ki biz de onun bir parçası olduğumuz için saygı duymamız lazım. Hı hı. Ve Bilimsel bir paradigma değişimi yaşandı. Bu hukuka bir türlü yansımadı. Yani çok çok az yansımaya başladı. Çok gecikmiş bir şekilde yansımaya başladı ama hala hukukta bizim anayasamıza ya da diğer anayasalara, kanunlara baktığımız zaman insan üzerinden bir çevre koruma görüyoruz. Yani insanı etkileyen bir çevresel zarar yoksa o zaman önemsemiyoruz. Bir nehre zarar verildiği zaman mesela zararı insanların zararı üzerinden hesaplıyoruz. Yani ben nehir kenarındaki bir insanım mesela. Nehir kirlendi. Bu yüzden tarlamdaki ürünlerim yok oldu. Yandılar. <laughs> Kirlilik nedeniyle. Dava açtığım zaman bana o tarlamdaki ürünün bedeli ödeniyor. Ödenirse eğer ama nehrin hakkı olamayacağı için bu hukuk sisteminde kirleten nehre karşı herhangi bir sorumluluk sahibi değil. <laughs> Onu temizlemek eski haline getirmek evet. gibi bir sorumluluğu yok. İşte o yüzden de zaten diyor ki bir, iki tane çiftçi dava açarsa da onun tazminatını veririm. Çünkü o fabrikanın çıkışına filtre takmak çok daha pahalı. Ama eğer dersek ki hayır sen nehri kurtarmak zorundasın çünkü ona zarar verdin o zaman o fabrikatör o fabrika sahibi büyük olasılıkla bu işe girişmez ya da önlemini önceden alır çünkü astarı yüzünden pahalıya gelir öbür türlü. Peki şimdi 70'li yıllardan bir metne dönerek biraz daha bu konuyu açalım isterseniz şimdi batı düşüncesine özellikle ilham verdiği söyleniyor 1972 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden 30'lu yaşlarında genç bir hukuk profesörü Christopher Stone bir makale kalemi alıyor ve şunu soruyor çıların dava açma hakkı olmalı mı? Şimdi o gün için epey meslektaşları arasında e, alay konusu oluyor çünkü ciddi bir hukukçu olarak şunu söylüyor. Dünyayı yaşayan tek bir organizma olarak görmek çok uçuk bir bakış değil. İnsanlık bu bedenin çok fonksiyonel bir parçası, aklı. Belki insan doğanın geri kalanından farklı olabilir ama bu fark bir bedende beynin ciğerden ve diğer organlardan farkı gibidir." diyor. Yani az önce söz ettiğiniz insan bütün dünyanın, evrenin bir parçası. Şimdi bugünlerde geçmişte dalga geçilmişti Onunla ama tam da onun önerdiği Gibi ormanlara, nehirlere Dağlara, insanlarla eşit haklar Tanındığını görmeye başladık Şimdi sizin yeni ayağınızın tozuyla Geldiğiniz Yeni Zelanda'da örneğin e, Nehirlere, dağlara Bazı yerli halklar onlara kutsallık Atfettikleri için haklar tanınıyor Belki oradan da yola çıkarak Anlatabilirsiniz. Bugün doğa hakları konusunda Dünyada neler oluyor? Yolun neresindeyiz? Yolun çok başındayız Yani bu dediğim gibi biraz önce bilimdeki paradigma değişimi hukuka yavaş yavaş yansıyor. Hala ben mesela Yeni Zelanda'daki ya da Hindistan'daki doğal unsurlara hak verme mücadelesinin hala biraz insanlar üzerinden ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü Yeni Zelanda'daki örneklerin mesela üçü de bazı yerli halkların, Maori halkının kutsal kabul ettiği, ata kabul ettiği, aile parçası kabul ettiği işte nehirlere veya dağlara verilen haklar kanunlarla veriliyor. Hindistan'da da aynı şekilde kutsal kabul edilen Ganj nehrine veya işte Bangladeş de benzer bir durum var Bunlar Tabii ki önemli Çünkü bu bir kırılma anını gösteriyor yani fark ediyoruz ki biz insan dışındaki varlıklara da hak tanıyabiliyormuşuz yani sadece insanların hakları olabilir düşüncesi kırılmaya başlandı hı hı. bu bu bir devrim. Yani bir şeyin ilk olması o çatlağın büyüyeceği anlamına geliyor. Hı hı. Ve biz bunu genişlettiğimiz zaman aslında doğaya ve işte bilimin bize gösterdiği gerçeğe daha uygun bir hukuk düzenine doğru gidiyoruz anlamına gelir. Ama mesela buna karşı inanılmaz bir direniş de var. Hı hı. Bunun klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri. Christopher Stone da tabii yani 1972'de o kitabı yazdığında bugün hala konuşulacağını bilmiyordu büyük bozukluğu evet. 2024'te. Ama çok önemli bir kitap. Tabii Amerikalı biri Amerika'daki bir mahkeme davaya karşı yazması nedeniyle de tabii ki evet. yani aslında çok daha güzel kitaplar var Güney Afrika'dan hı hı. çıkan mesela Vahşi Hukuk inanılmaz bir kitaptır Kalinian'ın ama tabii ki çok önemli çünkü yüksek mahkeme gibi bütün dünyanın takip ettiği Amerikan Yüksek Mahkemesi'ndeki bir kararda bir karşı oyda bu bahsedilen bir kitap dolayısıyla böyle bir potansiyel olduğunu görüyoruz ama yine aynı Amerika'da 72'den beri insan dışındaki herhangi bir şeye hala hak veremedi. şirketler dışında hı hı. yani tüzel kişilik diye bir şey tanıyabiliyoruz. Onlara hak verebiliyoruz. Yani bir binaya siz hak verebiliyorsunuz. Bunun üzerine kurulu zaten bütün Amerikan hukuku, mülkiyet ve girişim özgürlüğü. Ama bize çok daha yakın olan hayvanlara mesela verilemiyor. verilemiyor. Bununla ilgili çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu var. Non-human rights diye. Mesela yıllardan beri bir adet sadece bir adet file, hepiye hak tanıtmaya çalışıyorlar. Yani mahkemelere milyonlarca dolarlık işte davalar açıyorlar. Yani yatırım yapıyorlar hukukçulara, görüş alıyorlar üniversitelerden vesaire. Ve mahkemenin söylediği şey o kadar her şeyi ortaya koyuyor ki diyor ki ben bir defa HP'ye hak tanırsam haklısınız filler çok akıllılar işte bilişsel yetenekleri çok güçlü ölülerine saygı gösteren bir Tür. Yani Hı. farkındalar ölümün ne olduğunun evet. ki bu e, hayvanlar aleminde neredeyse hiç bir canlı da yok insan dışında ama diyor hep ye bir defa verirsem hakkı bütün hayvanların hakkı olur. Evet. O zaman da inanılmaz bir Emsar. devrim olur. yani evet. Bütün hayvancılık sektörü çöker. Evet ve bunu yapamam diyor. Ama o yüzden de bu doğanın belli unsurlarına hak tanımak çok önemli bir başlangıç. Evet. Bir defa o hakkı insanın tekerinden çıkarttığımız zaman o zaman çorap söküğü gibi gidecek diye düşünüyorum. Amerika dışındaki bazı ülkelerde örneğin Costa Rica'da sokakta yaşayan hayvanlara, örneğin arılara, kelebeklere bile şehir sakini statüsü verildiğini biliyoruz. Bazı ülkelerde hayvanat bahçelerindeki şempanzeleri çıkartıyorlar. Ona insanla eşit statü veriyor. Çok yakın zamanda İspanya'da bir su kütlesine insanla eşit evet. haklar tanındı. E, Avrupa'da ilk oldu bildiğim kadarıyla. Peki burada bir parantezi açıp şeyi sormak istiyorum. Bir insan dışı varlığa insanla eşit hak tanıdığınız zaman o nasıl temsil ediliyor? Burada hemen ilk önce şey söyleyeyim. Eşit hak demek zaten eşitlik aslında bir olgu değil bir fikir. <laughs> yani mesela sizinle ben de Eşit değiliz aslında hı hı. siz kadınsınız ben erkeğim siz işte belki daha dayanıklısınız soğuğa ben değilim sizin daha fazla saçınız var benim yok gibi aslında hiçbirimiz eşit değiliz evet. eşitlik bir fikir hı hı. burada da hayvanların veya doğanın hakkının olması demek bunları insanlarla eşitleyeceğiz demek değil yani mesela bir köpeğe oy verme hakkı tanımanızın bir anlamı yok. Ama ortak olan çıkarlarımız var. Bunların başında da yaşam hakkı geliyor. Yani bütün canlılar, doğal varlıklar da dahil var olma, yani sadece var olma hakkına sahipler. <laughs> Tabii ki onun dışında eğer hissedebilen bir canlıysa, bir köpek, bir inek, bir koyunsa, bir kuşsa o zaman acı çekmeme hakkını da vermeniz gerekiyor. Çünkü biz nasıl acı çekiyorsak onlar da çekebiliyorlar. Onların da sinir sistemi var. Acı eşikleri var. Dolayısıyla ne yapmanız lazım? Çıkarlarımız eşitse o zaman o hakkı ona da tanımak lazım. Bu anlamda eşitlik Hı -hı. olması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi insan ifade özgürlüğünü bir file tanımanızın bir anlamı yok. Evet. Ya da bir gölle tanımanız. Ama mesela... Bir Yeni Zelanda'dan örnek vereyim ki bunu Hindistan ve Bangladeş mahkemeleri de takip ettiler. Bir nehre ya da bir dağa hak tanıdığınız zaman, onun bir hak öznesi olarak kabul eden bir kanunu kabul ettiğiniz zaman bir tane de onu temsil eden bir vasi atıyorsunuz. Hı hı. Bu vasi genelde bir kurum oluyor. Yani bir küçük bir meclis gibi oluyor. Genelde de yerli halklarla işte merkezi hükümetin işte üyelerinin olduğu, temsilcilerinin olduğu ve bu kurum o nehrin veya dağın vasisi gibi davranıyor. Hı hı. Yani siz nasıl çocuğunuzun vasisisiniz ya da işte köpeğinizin işte veterinere götürülmesinden sorumlusunuz, onun sağlığından sorumlusunuz. Hı hı. Bu kurulda mesela nehre bir zarar verildiği zaman nehir adına dava açıyor. Yani bir mesela zihinsel engelli insan için yatalak bir birisi, komadaki birisinin nasıl hakları varsa bu kişi onların adına bazı davalar açılıyorsa aynı şekilde nehrin adına da bir kurulla dava açıyorsunuz. Bu genelde o doğal varlığı hak e, öznesi haline getiren kanun da zaten kuruluyor. Kanunun içerisinde bu işte nehir şu kurulla e, temsil, temsil edilir diyor hı hı. ve o kurulunda nasıl hangi üyelerden Hı -hı. oluşacağını da kanunda belirtiyorsun. Ama bunu özel olarak bir şeye yapmazsınız da bütün doğaya anayasanızla mesela bütün hayvanların hakları vardır. Hepsini anayasal hak özresi kabul ediyorum derseniz o zaman başka bir yöntem bulmanız lazım. Belli bir kurulu olmaz. Mesela bir ombudsman yani doğa ombudsmanı ya da hayvan ombudsmanı kurup o ülkede herhangi bir hayvan veya herhangi bir doğal varlığa zarar verildiği zaman o ombudsman devreye girer ve dava açar. Hı -hı. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bu Hı -hı. yaratıcılığınıza kalmış. Hıh. -hı. Şimdi Atlas'ta yakın zamanda kurtları kapağımıza taşıdık. Ee, Avrupa'nın özellikle batı kesimlerinde kurtlar çok uzun yıllar boyunca süren avlarla yok edildiler. Bazı ülkelerde hiç kurt yaşamıyor. Tabii bir dizi ekolojik sorun başladı. Bu sefer tekrar kurtları korumaya aldılar, av yasağı başlattılar ve kurtlar belki 100 yıldır görülmedikleri bazı ülkelerde sürüler halinde şimdi görülmeye başladılar. Doğa çok iyi bir haber bu. Fakat insanlar ve eski korkuları devreye girdi. Şimdi özellikle küçük çiftçiler çok dertli bunlar ve tekrar av izni talep ediyorlar. Şimdi bilim insanları da haklı olarak kurtların faydalarını anlatmaya, fayda üzerinden kurt varlığını insanlara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bütün bu kakofoni içinde Flaman, Doğa, Orman ve Araştırma Enstitüsü'nden Yangovi'nin cümleleri çok dikkatimi çekti. Diyor ki, biz insanlar her şeyin olumlu bir etkisi olmak zorunda mı diye sormalıyız. Belki de bazı hayvanlar sırf biz onları yararlı bulduğumuz için değil, sadece var olma hakkına sahip oldukları için vardırlar. Az önce siz de benzer bir cümle söylediniz. Bu noktada bir itirazınız var. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim sizden. Şöyle çok karışık bir durum bu. Yani insanlar doğaya yapay olarak müdahale etmeliler mi, etmemeliler mi? Şimdiye kadar yani insan da doğanın bir parçası. Bu özellikle dinleyiciler belki zaten aşinadırlar. Bu de çok güzel anlatılıyor. Yani insan doğa ayrımı yapay bir ayrım. Dediğim gibi işte aydınlanmayla hümanizmle ortaya çıkıyor. İnsan yeryüzündeki tanrıya dönüşüyor. Tanrıya oynamaya başlıyor ve her şeyi kontrol etmeye başlıyor. Tabii bunun işte çeşitli türlerin yok olması aşırı avcılık gibi sorunları da ortaya çıkarttığı anlaşıldıktan sonra bu sefer restore etme yükümlülüğü acaba olmalı mı? Ama dediğiniz gibi burada da bazı insanlara yönelik, insanların çıkarlarına yönelik maddi çıkarları olabilir ya da başka çıkarları olabilir. Onlara yönelik zararlar verildiği zaman dengeyi nasıl kuracağız? Şimdi burada bence Gouvin'in sözü çok doğru. Burada kendi çıkarımız yerine bizim de bir parçası olduğumuz ekosistemin çıkarlarının yerine getirilip getirmediğini bakmamız lazım. Çünkü bizi yaşatan ekosistem. Biz bu ekosistem olmadan sağlıklı bir çevrede yaşayamıyoruz. Yaşayamayız. Yani şu andaki atmosfer dengesi bozulduğu zaman biz de öleceğiz. Yani bunu düşünmek garip geliyor bazen ama. Evet. Bu dünya üzerinde dinozorlar vardı ve dinozorlar bizden fiziken çok daha güçlülerdi bildiğiniz zorlar yok oldu. Bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü atmosferdeki denge bozuldu. Şimdi yani göktaşı büyük boyutla bozdu ama göktaşı kafalarında düştüğü için ölmediler. Göktaşı nedeniyle atmosferin dengesi bozulduğu için öldüler. Bu bizim başımıza da gelebilir ve Hı. geleceğini hesaplıyoruz şu anda. Eğer bugünkü fosil yakıt kullanımımızı bir anda durdurmazsak. Evet. O e, penceremiz daralıyor gitgide. İnsan evet. ölmez bir şekilde yolunu bulur diyoruz ama bulamayabiliriz. 3 derecelik bir ısınmada nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz büyük olasılıkla. Neslimizin çoğu yok olacak. Hı hı. Şimdi bunu düşündüğümüz zaman acaba kurtların işte şu anda verdikleri zarar mı daha önemli? Yoksa ekosisteme verilen zarar mı daha önemli? Bizim kendi çıkarlarımızı düşündüğümüz zaman bile. Şu anda belki kurtlar sizin çiftliğinize zarar veriyor olabilirler ama o kurtlar dönmediği zaman ve ekosistem çok eğer, ya da ekosistemin dengesi yeniden sağlanamazsa o zaman bütün insanlık yani sadece malını kaybetmeyecek canını da kaybedecek. E, o yüzden de bugün bazı fedakarlıklar yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bugünkü yaşam tarzımızı terk etmemiz gerekiyor kesinlikle e, ve bunu insanlar gönüllü olarak yapmayacaklar. Bunu anladık. Dolayısıyla burada anayasal kuralların devreye girmesi ve insan hak ve özgürlüklerindense ekosistemin yaşam döngüsünün hakka bağlanması, bunun bir hak olması ve insan haklarının bu çerçevede sınırlanması gerekiyor kanımca. Hı. Hmm, yani insan beyninde bir devrim gerçekleşmeli ama politik zeminde de bir devrim şart diyorsunuz. Evet. Peki Türkiye'ye dönecek olursak doğal varlıklara hak tanınması konusundan zaten hiç söz etmiyorum bile. Herhalde yolun başında bile değiliz. Bizim anayasamızda ve ...yasalarımızda hayvanlar, doğa ne ölçüde yar buluyor? Anayasamızda hiç yok. Yani hayvan kelimesi geçmiyor zaten geçmiyor. anayasada. Sadece doğayla ilgili de işte insan üzerinden tanımlanan... ...bir sağlıklı çevre hakkı var. Ama insanın sağlıklı çevre... Şey. ...yani orada insan demiyor aslında herkes diyor. Herkesin sağlıklı çevrede yaşama hakkı vardır 56. maddede. Tabi burada yani benim kitapta da söylediğim şey... bu bence progresif bir şekilde yorumlanabilir. Nitekim işte mesela Yeni Zelanda'nın da zaten doğru düzgün bir anayasası yok. Üç tane farklı metni var ama mesela Kolombiya'da bir anayasa var. Bizimki gibi bir anayasa var ve orada da doğanın hakları yok. Ama Kolombiya Anayasa Mahkemesi o o anayasa öyle bir yorumladı ki doğaya hak çıkarttı anayasadan. Yani dolayısıyla burada çünkü Anayasa Mahkemeleri en üst mahkemedir ve anayasa seviyesinde karar verirler. Yani bağlayıcıdır ve herkesi bağlar ve sadece Anayasa Mahkemesinin anayasayı yorumlama yetkisi vardır. Bizde de o şekilde. Şimdi eğer bizim anayasa mahkememiz oradaki herkesin işte sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı vardır ki herkesi. Bu herkes neden sadece insan olsun ki? Aynı zamanda hayvanlar da herkese girer. Her canlı. Her canlıyı ben ona da katıyorum. Eden herkes aynı zamanda doğal varlıklar da herkestir derse o zaman bir anda Türkiye çok başka bir yere gider. Tabi buradaki amacımız insan haklarının sınırlanması. insan haklarından da hangileri ifade özgürlüğünü sınırlamamıza gerek yok tabii ki burada. Ama girişim özgürlüğü, işte madencilik, fosil yakıt çıkartma ve kullanma bunlara yönelik kanunların Anayasa Mahkemesi'nin işte aslında çok masum gibi görünen o madde aracılığıyla Anayasa Mahkemesi tarafından sınırlanması mümkün ve yani ben tabii ki isterdim ki toplumsal kitlesel bir destek olsun. Biz yeşil bir anayasaya sahip olan anayasada doğa hakları yazılsın, hayvanların hak öznesi olduğu yazılsın. Ama eğer öyle bir potansiyel yoksa da iklim krizinin geldiği aşamada artık çok sert, ani önlemler almamız gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Bilim bize yolu gösteriyor. Şu kadar yılımız var, şu kadar fosil yakıt üretimini ve tüketimini azaltmamız gerekiyor diyor. Havadaki işte karbon miktarı şu kadar olmalı. Aksi takdirde ekosistem çökecek diyor. Şimdi bu bilimsel olarak kanıtlanabilen bir şey. Kanıtlandı. Dolayısıyla bizim artık buna göre, bunu görmezden gelmeyi bırakıp buna göre hareket etmemiz lazım. Hukukun burada takip eden değil, yol gösteren ve işte insan haklarını bu çerçevede bir dakika, insanlar merkezde değilmiş ve doğanın sistemini çökertiyoruz. Yani ekosistemi şökertiyoruz buna izin vermemem lazım benim anayasa mahkemesi olarak çünkü yaşam hakkı en önemli haktır yaşam hakkının karşısında bütün haklar kaybederler. ve bilim insanları diyorlar ki yaşam son bulmak üzere böyle devam edersek dolayısıyla benim bunu durdurmam lazım bu bana yönelik bir emir gibi ka kabul ediyorum bunu dolayısıyla bu faaliyeti artık yapamazsın diyebilmeli bence anayasa mahkemeleri Hı <laughs> hı Peki Serkan Bey şimdi günümüze yine geçmişten bir örnek vererek günümüze gelmek istiyorum. 2011 yılında Tempo dergisi için bir röportaj yapmıştım. Bu radikal hayvan hakları oluşumu Animal Liberation Front Türkçesiyle Hayvan Kurtuluş Cephesi. Onun temsilcisi Robin Webb'le konuşmuştuk. Bilmeyenler için kısaca özetleyeyim. İşte laboratuvarları basıp deney hayvanlarını kurtarıyorlar. Kürk çiftliklerini ateşe veriyorlar. Tutsak hayvanları özgür bırakıyorlar. Ve son derece radikal eylemlere imza atan bir oluşum. Hatta bu yüzden bazı ülkelerde yerel terör örgütü olarak sınıflandırılıyorlar. O röportajda Robin Webb bir cümle söylemişti. Onu hiç unutmadım. Geçmişte kölelik ve kadın hakları ile ilgili özgürlük davaları vardı. Hayvan hakları bu davaların sonuncusu olarak görülebilir demişti. Siz de yeni bir anayasal hak öznesi olarak hayvan başlıklı makalenizde bu konuya irdeliyorsunuz detaylı bir şekilde. Dünya tarihi ayrımcılık konusunda oldukça zengindir demişsiniz. Ve hala adalet kavramının dışında bırakılan gruplar olduğunu söylüyorsunuz. Bunların başında da hayvanları sayıyorsunuz. Buradan yola çıkarak hem genel bir çerçeve hem de günümüzdeki şu an Türkiye'de yaşadığımız sokak hayvanları ile ilgili durumu yorumlayabilir misiniz? Tabii çalışayım. Yani ayrımcılık dediğim gibi zaten aslında bu hukuk, hak, temel hak ve özgürlükler kavramı öncelikle beyaz Avrupalı erkek için çıktı. Yani Fransa'da işte 1789 olduğunda işte Paris'in kafelerinde temel hak ve özgürlükler savunulurken aynı insanlar Afrika'ya gidip oradaki insanları evlerinde köleleştirip onları gemilere doldurup Amerika'ya götürüp madenlerde çalıştırıp ondan sonra onun madenlerini Avrupa'ya getiriyorlardı. Yani dolayısıyla insan hak ve özgürlükleri vardır deniyordu ama aslında sadece beyaz Avrupalı erkeğin özgürlüğüydü. Aynı şekilde mesela Amerika'da Amerika kurulurken işte We the people yazıldı. Biz halk işte bu hak Hazırımızın olduğunu beyan ediyoruz dediler. Ama aynı zamanda, aynı yılda 1787'de yüz binlerce köle vardı Amerika'da. Hmm. Yani We the people'a onlar girmiyordu. Çünkü onlar insan kabul edilmiyorlardı. Çünkü onlar doğa kabul ediliyorlardı. Aynı şekilde yani günümüze kadar tabii ki dediğim gibi en başında bu genişledi, eşitlik kavramı genişledi. Artık siyahlar, kadınlar, çocuklar bunların hepsi hak öznesi kabul ediliyorlar. Ama ayrımcılık da devam ediyor. Yani kadınların zaten uğradığı ayrımcılıklar biliniyor, cam tavanlar vesaire. Ama bir de göz göre göre önümüzde olan ayrımcılıklar var. Mesela LGBTİ artı bireyler hala Türkiye'de evlenemiyorlar. Bu aslında bir ayrımcılık. Çünkü iki kişinin evlenmesidir evlilik. Neden sadece iki kadın ve erkek olmak zorunda? İki kişi hem cins de olsa evlenebilmeli. Neden evlenemiyorlar? Şimdi gözümüzün önünde olsa da görmediğimiz ayrımcılıklar var. Bunlardan bir tanesi de işte dediğim gibi bence hayvanlara yönelik. Çünkü hak kavramı. Bir çıkarı koruyan bir koruma kalkanıdır. Hak bir çıkarın çevresine ihlal edilemez bir duvar örer. Bu ne demektir? Bu aslında çok burjuva bir kavram. Neden? Çünkü bütün temel hak özgürlükler mülkiyet hakkından doğuyor. Mülkiyet hakkında John Locke diyor. John Locke diyor ki işte doğaya gittiğiniz zaman herhangi bir doğal varlığa emek kattığınız zaman o artık sizindir. Yani ben ormana gittim, ağacı kestim, ondan bir kapı yaptım. O kapıyla benim aramda kopmaz bir mülkiyet bağı doğar diyor John Locke. Yani yani doğa artı emek. Şimdi bunu neye dönüştürüyoruz? Benim yaşam hakkım var çünkü bu benim bedenim. Benim konut dokunulmazlığım var çünkü bu benim evim. Ve bütün temel hak ve özgürlüklerde bir bu mülkiyetçi bakış açısı var. Ama sonuç olarak baktığımız zaman bütün haklar bir çıkarı temsil ederler. Benim yaşamaktan çıkarım var. Benim bir çatı altında barınmaktan çıkarım var. Yani doğal şartlardan yani dışarıdan yağmurdan, kardan korunmak için vesaire. Dediğim gibi mesela benim kendi yöneticilerimi seçme çıkarım var. Demokrasi istiyorum çünkü. Dolayısıyla oy veriyorum. Bütün hepimizin bu hakları varsa, bütün hepimizin çıkarları eşit olduğu için çoğu konuda hepimize eşit haklar tanınıyor. Aslında hı hı. biz dediğim gibi eşit değiliz ama haklarımız açısından eşit kabul ediliyoruz. Ama mesela eşit olmadığımız alanlar var. Kadınların mesela kürtaş hakkı var. Benim kürtaş hakkım olsun diye bir talebimin olması anlamsız. O yüzden de çıkarımız eşit değil. O yüzden de sizin haklarınız var, bizim yok gibi. Kürtaş hakkımız. E şimdi baktığımız zaman hayvanların mesela oy verme hakkı yok. Yani çünkü oy vermekten çıkarıyor. İfade özgürlüğünü de vermenize gerek yok. Çünkü kendilerini bizimki gibi ifade etmiyorlar. Tabii bu biraz insan merkezci bakışsız ama olsun. Ama... İşte eşit olan çıkarlarımıza baktığımız zamansa benim de yaşamdan çıkarım var ve yaşamak istiyorum. O yüzden de yaşam hakkım var. Ama hayvanların da var. Hayvanlar da yaşamak istiyorlar. Bütün acı çekebilen hayvanların acı çekme refleksinin varlık sebebi zaten yaşam hayatta kalmadır. <laughs> Dolayısıyla bir hayvan acı çekebiliyorsa yaşam yaşadığının farkındadır. Yani Tom Ligan'ın orada çok güzel bir lafı var. O iki gözün arkasında birisi vardır. Ya yani o bedenin kendisine ait olduğunu biliyordur ve işte ateşten ya da işte sivri ...bir şeyden ya da başka bir yırtıcıdan kaçıyordur. E demek ki yaşamak istiyor. Şimdi ben de yaşamak istiyorum. Benim bu çıkarım hak olarak korunuyor, yaşam hakkı olarak. Ama hayvanın da aynı çıkarı var ama korumuyorum. Hı -hı. Neden? Burada hiçbir neden yok. Bu bir ayrımcılık türü işte o yüzden. Yani nasıl, şöyle eskiden nasıldı? Ben erkek olduğum için üniversiteye gidebiliyordum. Kadınlar gidemiyorlardı. Neden gidemiyordunuz? Bilmiyoruz, hiçbir anlamı yoktu. Yani çünkü eğitim almakla cinsiyet arasında bir bağ yok... Yurttaş da var mesela mantıklı ama neden kadınlar üniversiteye gidemiyorlardı ya da işi, okula gidemiyorlardı mantıksızdı. O yüzden bu bir ayrımcılık türü olarak kabul edildi fark edildi ve bunu engelledik şimdi kadın erkek bütün herkesin eğitim hakkı var. Ama hayvanlarla aramızdaki ayrımcılığın farkına vardık ama bunu yok etmiyoruz. İşte buna da işte türcülük diyoruz. Hı hı. Ben insan türü olduğum için yaşam hakkına sahibim ama onun da yaşam çıkarı var ama ben bunu görmezden geliyorum ve hatta bilerek ve isteyerek ihlal ediyorum. Çünkü sebebim yok. İşte bu bir ayrımcılık türü. O yüzden eğer hukuk ayrımcılıkları ortadan kaldıracaksa daha adil hale gelecekse o zaman çıkarların eşit olduğu her yerde eşit muamele göstermesi lazım. O çıkarın sahibinin kim olduğuna bakmadan hı hı. ya da kim burada hayvanları da kapsıyor. Hı hı. Belki günümüzden çok sonra nesiller sonra torunlarımız bizi yargılayacaklar değil mi? bugünkü eylemlerimizle. Evet olabilir çünkü baktığımız zaman tarihteki bütün hak mücadele bu ayrımcılığı ortadan kaldıran hak mücadeleleri ilk başta tepkiyle karşılandı. Evet. Yani ilk önce bir gülündü geçildi. Ondan sonra güçlendikleri ve haklı oldukları anlaşıldıkça saldırılmaya başlandı ama en sonunda başarıldı bir Hı -hı. şekilde. E günümüzde de hayvanlara hak tanıyalım dediğimiz zaman şu anda tepki çekiliyor. İşte tepki çekiyor. Gülünüyor. İşte insan değil ki onlar vesaire. Evet. Ama bunu görmem göstermemiz lazım. İnsanların bu ayrım ayrımcılığı fark etmesi, yani ifşa etmemiz lazım bu ayrımcılığı ki farkına varalım. Hı -hı. Ve daha sonra dediğim gibi ben nasıl kadınlar, çocuklar veya şey siyahların hakları tanındıysa hayvanların da eşit çıkarlarına, eşit koruma bence de ileride tanınacak. Hı -hı. En azından öyle umuyorum. Çok teşekkürler Serkan Bey. İyi ki geldiniz. Bence Çok teşekkürler. Davetiniz için sağ olun. Bu kaydı size Beyoğlu'nda tarihi bir yapıyı mesken edilmiş Postane Stüdyo'dan ulaştırdık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda buluşana dek hoşçakalın.